ülke ekonomisini sarayın paralel ekonomisine dönüştürüp kendilerini ve yandaşlarını kalkındırdılar. Evet, Türkiye'yi kendi içerisinde ayrıştırarak kutuplaştırdılar. Bir yanda haksız zenginlik içinde ihya olan saray yandaşlarının Türkiye'sini, diğer yanda yani Kürşatların ülkesini yaratmaya çalışanlar, diğer yanda ise yoksulların, işsizlerin, kepenk kapatan esnafların, şiddet gören kadınların, umutsuz gençlerin sefalet Türkiye'sini yarattılar değerli arkadaşlar. İşte bu nedenle tek adam yönetimi bir kriz ve çöküş sistemidir. Burada bunun altını da önemli çizmek istiyorum. Bu sistem adaletsizlik sistemidir. Haksız zenginleşme ve rant sistemidir. Liyakatsızlık, yolsuzluk ve talan sistemidir değerli arkadaşlar. Her gün adaletsizlik üreten bu vicdansız yönetim anlayışı 5 yıldır bu ülkeye neredeyse 50 yıllık zarar vermiştir. Bunlar yüzünden sevgili arkadaşlar, bu iktidar yüzünden TL Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk neredeyse 4 kat artmıştır sevgili arkadaşlar. Askıda ekmek derken şimdi bayat ekmek satılır hale gelmiştir bugünün Türkiye'sinde. Evet, insanlar peyniri artık gramla, domatesi taneyle, yağı bardakla alır duruma getirilmiştir. Dün patates dağıtmaya başladılar, gördük. İnsanların patates dahi alamayacak duruma getirilmesinin bir itirafıdır bu aynı zamanda. İktidar ve yandaşları kasalarla, tonlarla götürürken halkın payına ise sadece gramla hayata tutunmak kalmıştır sevgili arkadaşlarım. Evet, sırf saraylarının ışıkları yansın, itibarları sarsılmasın diye her biri 4.6 milyon lira olan lüks araçlar alınsın diye hizmet sektörleri ve esnaflar kapanmak zorunda kalmıştır. Yandaşlarını doyurmak için özelleştirmeyle satılmadık kamu kurumu ve arazisi bırakılmamıştır artık bugün Türkiye'de. Evet, hafta sonu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 12 kamu arazisi daha satışa çıkarıldı. Çünkü bunlar sevgili arkadaşlar doymak bilmiyorlar. Evet, bunların sistemi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı emlak sistemidir. Yani sarayları adeta kamu arazisi satış ofisi gibi çalışmaktadır değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları ortada yok. Kaç gündür kamuoyu bunun peşinde soruyor, soruşturuyor ve 128 milyar doların nerede olduğunu tabii ki haklı olarak araştırmaya ve soruşturmaya başlıyor. Cevap vermiyorlar çünkü veremiyorlar değerli arkadaşlar. Aslında biz cevabı biliyoruz. Biz buradan diyoruz ki Merkez Bankası'nın yedek anahtarı kimdeyse paralar ondadır diyoruz. Yani fazla söze gerek yok aslında. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz değerli arkadaşlar. Vatandaşın 3 kuruşluk borcu için kapısına haciz gönderirler. Traktörüne, malına el koyarlar. Ümüğüne çökerler. Ama 128 milyar dolar buharlaştığında devlet kurumlarının, yargının gıkı dahi çıkmaz değerli arkadaşlar. Evet, cesaretiniz varsa buyurun saraya haciz gönderin diyoruz biz de buradan. Eğer bu ülkede vicdanlı hakimler, vicdanlı savcılar varsa 128 milyar doların hesabını bu halka vermek zorundadır. Ve bu milyar dolarların nereye gittiğini saraydan öğrenmek de bu ülkenin vicdanlı hukukçularına düşer. HDP ile muhalefetle uğraşmayı çok iyi bilen hakimler, savcılar aldığımız nefese kadar fezleke hazırlarken zerre kadar hukukla bağınız kaldıysa eğer
buyurun 128 milyar doları soruşturun, cesaretiniz varsa biz de bunu buradan görelim diye ifade etmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, sadece bu değil tabii ki. Deprem paralarının nereye harcandığı bilinmiyor. 15 Temmuz paralarının ne yapıldığı tam olarak muammadır. Pandemide topladıkları bağışları ne yaptıkları belli değildir. İnek içti, inek dağa kaçtı, dağ yandı, kül oldu, bitti diye bize ifade etmeye çalışıyorlar. Ama artık Türkiye halkları sizin bu yalanlarınıza karnı tok, inanmıyor ve çaldığınız, çırptığınız paraların hesabını da size mutlaka sandık önünde soracaktır. Bundan asla kaçışınız olmayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, 19 yıl önce iktidara geldiklerinde sahip oldukları mal varlığıyla bugün kasalarında istifledikleri devasa zenginlik arasındaki fark işte yoksullaşmanın ve çöküşün temel nedenidir. Umudum kalmadı diyerek çaresizlikten hayatına son veren her bir insanımızın faili haksız zenginleşen bu iktidar ve şürekasıdır. Evet, geleceğe umutla bakamayan, aylarca iş arayıp bulamayan, cebinde parası olmadığı için evine ancak çocukları uyuduktan sonra gidebilen insanların hayatını karartan bu iktidardır değerli arkadaşlar. Daha birkaç gün önce İzmir'de 4 çocuk babası bir çiftçi borçları yüzünden yaşamına son verdi. Bu ne bir ilktir ne de bir son olacaktır sevgili arkadaşlar. İntiharlar bir sosyal cinayettir aynı zamanda. İşsizlik, yoksulluk ve açlık sosyal bir ölümdür sevgili arkadaşlar. Yüz binlerce kamu çalışanının KHK ile işten atılması aynı zamanda sosyal ölümdür. Evet, son bir yılda 177 bin işçi kod 29 ile işten çıkartıldı. Aileleriyle birlikte 1 milyon insanı açlığa mahkum ettiler. İnsanların işiyle, ekmeğiyle, rızkıyla oynamak zulümlerin en büyüğüdür. Bu Ramazan ayında bunu da hatırlatmak isterim. Günahların, kötülüklerin en büyüğüdür. Bu iktidar bunu da yapmıştır ve bu şekilde de bir kez daha tarihe geçmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, bu düzenin kötülük üretmediği tek bir gün neredeyse artık yoktur. Şimdi de Cumhurbaşkanını eleştirdi diye soruşturma geçiren öğrencileri yurtlara almama kararı aldılar. Yani AKP'li olmayana yurt da yok diyorlar. İktidara biat etmezseniz eğer size yurt vermeyeceğiz anlayışını hakim kılmaya çalışıyorlar. Yandaş olmayana bu ülkede rahat ve huzur vermeyeceğiz, gün yüzü göstermeyeceğiz diyorlar Türkiye toplumuna, Türkiye'nin geleceğine. Ama bilinsin ki bir yerde eğer zulüm artıyorsa zalimlerin sonu da yaklaşıyor demektir. İktidar ektiğini ilk seçimde mutlaka ama mutlaka biçecektir sevgili arkadaşlar. Halk tüm bu zulümlerin hesabını sandıkta öyle bir soracak ki bunların felekleri şaşacak değerli arkadaşlar, felekleri. Evet, seçim sandıkları kurulduğunda işsizliğin de, yoksulluğun da, yolsuzluğun da, adaletsizliğin de, haksız zenginleşmenin de hesabını halkımız bir bir sizlerden sandık başında soracaktır. O hesap günü de çok yakındır sevgili arkadaşlar ve yaklaşmaktadır. Sandıktan daha fazla kaçamayacaklar. Bakmayın siz bunların korku salmasına, güç gösterisi yapmasına, her gün yalan vaatler uydurmalarına, aslında iktidarlarının son dönemlerini yaşadıklarını onlar da biliyorlar. Onlar da bunun farkındalar. Evet, Cumhurbaşkanlığı gidiş sistemi artık yolcudur değerli arkadaşlar. Halk bunların biletini çoktan kesmiştir. Sarayın kepenk kapatacağı günler yakındır. Yazar kasa yok diye boş yere sevinmesinler. Sandıklar halkın elindedir. Halk da dört gözle
günleri beklemektedir değerli arkadaşlar.